olur. Bir sonraki soru. X, Y, Z birer doğal sayıdır. X çarpı Y 12, Y çarpı Z 15 olduğuna göre X artı Y artı Z toplamı en az kaç olabilir demiş. Dikkat! X'in, Y'nin, Z'nin toplamının en küçük değerini soruyorsa iki denklemin ikisinde de ortak olan çarpana bakmanız lazım. Ortak çarpan Y. Burada kilit nokta şu. Ortak olan Y ne kadar küçük olursa sonuç o kadar büyük olacak. Ortak olan y ne kadar büyük olursa sonuç o kadar küçük olacak. Dikkat! X, Y, Z'nin en küçük değeri için ortak olan Y'yi büyük seçmek zorundayım. Ama Y hem 12'yi elde etmemi sağlayacak hem 15'i elde etmemi sağlayacak. O halde Y 12 ile 15'in ortak bir çarpanı olacak. 12 ile 15'in iki tane ortak çarpanı var arkadaşlar. Biri 1, bir, diğeri de 3. Ben en büyük değerini buluyorsam Y gördüğüm yere 3 yazmak zorundayım. 12 olması için 3 ile 4'ü, 15 olması için 3 ile 5'i çarpmam lazım. Bu yüzden x 4, y 3, z de 5 olur. Toplarsam 12 yapar. Cevap D seçeneğidir. Sıradaki soru ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılar ve A çarpı B 36 B çarpı C 12 olduğuna göre toplamın en küçük değeri kaçtır diyor. Biraz önce toplamın en küçük değerini sorduğunda ortak olan kat sayıyı ortak olan çarpanı olabildiğince büyük almamız gerektiğini söylemiştik. Birbirinden farklı pozitif tam sayılar demiş. Toplamın en küçük değerini sormuş. Ortak olan çarpan B. Bu yüzden ortak olan çarpanı mümkün olduğu kadar büyük seçmek zorundayım. 36 ve 12'yi bölen en büyük sayı kaçtır? 12. Bu yüzden gidiyorum B'yi 12 alıyorum. B'yi 12 alıyorum. 36 olması için A'nın 3, 12 olması için C'nin 1 olması lazım. Bu yüzden A3 B12, C1 değerlerini topladığımda 3, 12 daha 15, 1 daha 16 sonucunu elde ediyorum. Cevap Bursa. Gene ABC pozitif tam sayılar demiş. A'nın B ile B'nin C ile A'nın C ile çarpımlarını vermiş. Ve buradan A'nın kaç olduğunu soruyor. Tabi bu soruyu çözmenin iki yolu var. Ben bu denklemleri taraf tarafa çarparım. A kare B kare C karenin 21 çarpı 12 çarpı 28 olduğunu söylerim. Ve buradan gerekli olan ayrıştırma işlemini yaptıktan sonra parçalama işlemlerini yaptıktan sonra A'yı da B'yi de C'yi de değer olarak elde etmiş olurum. Yalnız burada dikkat edin. Şey şu. ABC pozitif tam sayılar. E pozitif tam sayılarsa ben gidip A'nın, B'nin, C'nin değerlerini bu çarpım sonuçlarına bakarak elde edebiliyorum. Dikkat! B çarpı C 12. 12, 3 ile 4'ün çarpımı diye düşünürsem. A çarpı B 21. 21, 4'ün katı değil 3'ün katı olduğuna göre B'yi 3, C'yi 4 alabileceğim sonucuna beni götürüyor. Eğer B'yi 3 alırsam 21 olması için A'nın 7. Eğer C'yi 4 alırsam 28 olması için A 7. Dolayısıyla birinci ve üçüncü denklemde her ikisinde de A'nın 7 olduğu sonucuna ulaşıyorum. Ve böylece eşitliklerin sağlandığını da görüyorum. Bana A kaçtır dediğine göre cevap 7 olur. Şimdi Buradan sonraki aşamada biz yavaş yavaş tam sayıları kendi içinde gruplandırmaya başlayacağız. Bu gruplardan birincisinde tek ve çift sayılar var. Bu tek ve çift tam sayılar içerisinde 2 ile tam bölünebilen sayılara çift, 2 ile tam bölünemeyen sayılara da tek tam sayı dendiğini zaten biliyoruz. Bakın dikkat edin. Çift sayılar, 2'nin katı olan sayılar, dolayısıyla 0, 2, 4, 6, 8 gibi sayılar. Ama sadece pozitifler değil, işin içinde negatifler de var. Yani eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8 gibi sayılar da mevcut. Tek tam sayılara gelince, tekler 2'ye tam bölünemeyen sayılar. Bu yüzden 1, 3, 5 sayıları birer tek sayı ancak Gene biraz önce olduğu gibi bunda da sadece pozitifler değil negatifler de var. Bu yüzden eksi 1, eksi 3 ve eksi 5 gibi sayılar da gene tek sayılar içerisinde yer alıyor. Burada dikkat edeceğiniz önemli bir şey var. Bakın kurallar vardır. Tekle tekin toplamı çift. Tekle çiftin toplamı tek. Çiftle tekin toplamı tek. Çiftle çiftin toplamı çift gibi ya da çarpımla ilgili kurallar, bölümle ilgili, kuvvet alma ile ilgili kurallar vardır. Bu tür kurallarda siz tek tek kuralları ezberlemektense kılavuz bazı sayılar üzerinden sonuca gidebilirsiniz. Ki böyle bir durumda çift sayılar için 0 ya da 2, tek sayılar için 1 sayısını kullanabiliyorsunuz. Burada şuna çok dikkat edin sıfır sayısı pozitif ya da negatif değildir. Nötrdür, işareti yoktur. Ama sıfır kesinlikle bir çift tam sayıdır. Şimdi bazı örneklerden bahsedeceğiz. A çifttir diyecek, A tektir diyecek veya 3A artı 1 çifttir diyecek, 4A eksi 1 tektir diyecek ve buradan A ile ilgili bazı yorumlamalar yapmamızı isteyecek. Bu tür yorumlamalarda biz tek sayılar için 1, çift sayılar için 0 ya da 2 durumlarını her zaman kullanacağız. Yalnız... Bu tek ve çift sayılara geçmeden önce ya da bu örnek tiplerine geçmeden önce özellikle vurgulamak istediğim iki tane özel durum var. Bakın Eğer siz herhangi bir tek sayının ya da herhangi bir çift sayının herhangi bir tek sayı ya da herhangi bir çift sayının kuvvetlerini hesaplıyorsanız kuvvetlerini hesaplıyorsanız burada çok dikkatli olmak zorundasınız. Çünkü en bir doğal sayı ise n1 doğal sayı ise o zaman tekin kuvveti ya da çiftin kuvveti anlamı kazanacak. Ancak eğer ki n negatifse ya da tam sayı değilse bu rasyonel de olabilir, irrasyonel de olabilir, gerçel sayı da olabilir ama tam sayı değilse o zaman Tek sayının kuvveti ya da çift sayının kuvvetinde teklik ya da çiftlikten bahsetmek mümkün olmayacak. Bu şu anlama geliyor bakınız. 2 üzeri 3, 4 üzeri 5, 3 üzeri 2 ya da 7 üzeri 5 gibi durumlarda çift sayının tek kuvveti, çift sayının tek kuvveti veya çift sayının çift kuvveti gibi durumlar. Tek sayının çift kuvveti, tek sayının tek kuvveti gibi durumlar. Burada üssün ne olduğuna bakmadan çiftin kuvvetleri çift, çiftin kuvvetleri çift, tekin kuvvetleri tektir diyebileceksiniz. Burada tek bir parantez açacağım. O da, o da çift sayının sıfırıncı kuvveti. Sonuçta her sayının sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için çift sayının sıfırıncı kuvveti de 1 yapacak. Yani sonuç tek çıkacak. O halde bakın birinci aşamada şunu dikkat alın. Kuvvet bir doğal sayı olmak zorunda. Tek veya çift olma durumundan bahsediyorsanız. Kuvvet bir doğal sayı olmak zorunda. Negatif olamaz. Kuvvet negatif olursa bu tektir de diyemezsiniz. Çifttir de diyemezsiniz. Kuvvet doğal sayı olmak zorunda. Eğer çift sayının sıfırıncı kuvveti dışındaki kuvvetlerinden bahsediyorsanız sonuç daima çift. Tek sayının kuvvetleri de daima tek olmak zorunda. Bu dikkat edeceğiniz ilk durum. Bir başka durum da biraz sonra işleyeceğimiz, ilerleyen konularda işleyeceğimiz bir faktöriyel bölümü var. Sonuçta herhangi bir sayının faktöriyelini alıyorsanız o sayıdan 1'e kadar olan tüm doğal sayıları tek tek yazarsınız ve çarpımını alırsınız. 5 faktöriyel 5, 4, 3, 2, 1'dir. Bakın 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 5 faktöriyel yani en küçüğü 2 olmak üzere 2 ve 2'den büyük olan tüm faktöriyel hesaplarının sonuçları daima çift olacak. 2 faktörel 2 çarpı 1'den 2 yapar çift. 3 faktörel 3, 2, 1 çarpımından 6 yapar çift. Ama 1'in faktöriyeli ve 0'ın faktöriyeli bunların ikisi de 1'e eşit olduğu için sonuç tek olacak. 3 nokta var dikkat. Kuvvet hesaplıyorsanız kuvvet doğal sayı olmak zorunda. Herhangi bir tek ve çift sayının kuvvetlerini alıyorsanız çiftin sıfırıncı kuvvetini hariç tutuyorum. Çiftin kuvvetleri çift, tekin kuvvetleri tek olmak zorunda. Ve faktöriyel alıyorsanız 0 ve 1'in faktöriyelleri 1 yaptığı için tek, diğer bütün faktöriyeller çift olmak zorundadır. Şimdi gelelim örneğimize. A bir çift tam sayı olsun demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima tektir diye sormuş. Dikkat. A'nın çift olduğunu söylüyorsa ben giderim A gördüğüm yere kolaylık olması için 0 yazarım. A'yı 0 alırım. Eğer A'yı 0 alırsam 0'ın karesi 0, 6 da 6 olur. Yani çift. A'yı 0 alırsam 3 kere 0, 0, 4 çıktı, eksi 4 yapar. Yani çift. A'yı 0 alırsam 0'ın karesi 0, 5 kere 0, 0, toplarsam sıfır olur yani çift. A'yı sıfır alırsam sıfırdan bir çıkarsa eksi bir. Sıfırla üçün toplamı üç. Eksi birle üçün çarpımı eksi üç olur. Yani tek. A'yı sıfır alırsam her sayının sıfırıncı kuvveti bir. Eksi bir o da sıfır olur. Yani çift. Sonucu tek olan D seçeneğidir. Bir sonraki soru C pozitif bir tek tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bir çift tam sayıdır? Dikkat C'nin tek olduğunu söylüyorsa C sayısının tek tam sayı olduğunu söylüyorsa giderim C'nin olduğu yere 1 yazarım. C'yi 1 bir alırsam 1'in karesi 1 2 ile çarptım 2 5 ekledim 7. C'yi 1 alırsam 3 kere 1 3, 8 çıkarttım, eksi 5. C'yi 1 alırsam 1'in kübü 1, 20 ekledim, 21. C'yi 1 alırsam 2 kere 1 2, 3 daha 5. C'yi 1 alırsam 1'in karesi 1, 1 daha 2. Bu da şu anlama geliyor. Çift olan E seçeneğidir. Şimdi demiş ki A çift B tek tam sayı olmak üzere işlemleri vermiş. Bunlardan kaç tanesi daima tektir diye sormuş. Önemli olan teklik çiftlik kabul ama burada dikkat edeceğim tek bir şey var. 1- Kuvvet doğal sayı olacak. 2- çift sayının çift kuvvetlerinde, çiftin sıfırıncı kuvvetine dikkat edeceğim. 3. Faktöriyel alma işlemlerinde sıfırın ile birim faktöriyeline dikkat edeceğim. Onun dışında geriye kalan durumları özel olarak değer vererek çözeceğim. A çift dediğine göre gideyim A'ya 2 yazayım. B tek dediğine göre B'ye de Bir değerini verelim. Yazıyorum. A'ya 2 yazdım. 3 çarpı 2 artı. B'yi 1 aldım eşittir. 3 kere 2, 6. 1 daha 7. Bu tek. Geldim ikinciye. A'yı 2 iki aldım çarpı. B'yi 1 aldım eksi 1. 2 kere 1, 2. 1 çıkarsa 1. Yani tek. 3'e geldim. A'yı 2 aldım. 2 eksi 1 çarpı. B'yi 1 aldım. 1 artı 2 eşittir. 2'den 1 çıktı. 1 çarpı 1 çarpı 1 ile 2'yi topladım. 3 Bunların da çarpımı 3 yaptı. Buraya kadar olan süreçte bakın 1, 2 ve 3 sonucu tek çıktı. Yani bizden istediği durumu sağladı. 4, 5, 6'ya geldiğimde burada özellikle dikkat edeceğim. 4 a kare eksi 3b demiş. Şimdi a'ya 2 iki yazdım. 2'nin karesi eksi 3 çarpı b'ye de 1 yazdım. 2'nin karesi 4 eksi 3 kere 1 3 çıkardım 1 oldu. Sonuç tek. 5'e geldim. A faktörel artı B kare. Dikkat. A faktöriyel işi bozar. Neden? A'yı 2 alırsam 2 faktöriyel 2 yapar çifttir ama a'yı 2 yerine 0 sıfır aldığımda 0'ın faktöriyeli 1 yapar. Yani a faktöriyel dediğim kısım 2 de olabilir, 1 de olabilir, çift de olabilir, tek de olabilir. Bu yüzden bunun sonucu daima tektir ya da daima çifttir diyemem. 6'ya dikkat 2 üzeri a demiş. 2 üzeri a'da a'nın çift olduğunu söylüyor. 2 üzeri 2 alırsam 4 yapar yani çift. Ama a'yı 2 değil de 0 aldığımda 2 üzeri 0 1 yapar. Yani sonuç bazen çift, bazen tektir. Bu yüzden daima tektir demem mümkün değil. Bakıyorum şimdi diğer sonuçlara. Sonuç tek, sonuç tek, sonuç tek, sonuç tek. Yani 4 tanesi daima tektir. Sıradaki soru, sıradaki soru üstü sayılarla ilgili bir durum. Yani tek ve çift sayıların kuvvetleriyle ilgili durumlardan bahsediyor. Hangisinin sonucu daima bir çift sayıdır diye sormuş. Burada dikkat edeceğiniz tek bir nokta var. Taban tek ya da çiftken kuvvet doğal sayı olduğu sürece ve pozitif değer aldığı sürece yani 1995, 2001, 47, 123, 415 gibi pozitif değerler aldığı sürece kuvvet teklik ya da çiftlik durumunu değiştirmez. Yani tek sayının kuvvetleri tek olur, çift sayının kuvvetleri çift olur. Bu yüzden böyle bir soruyla karşılaştığınızda kuvvette yer alan değerlerin hiçbirini dikkate almanıza gerek yoktur. Direkt tabandaki sayılarla tek ya da çift olma durumunu inceleyip geçersiniz. 2 ile 3'ü topladım, 5 yaptı. Eksi 1 ile eksi 2'yi topladım. Eksi 3 oldu. 4, 3 daha 7, 1 çıkardım. 6 yaptı. 6'dan 1 çıktı. 5 çarpı. 5 ile 1'i topladım. 6. Bunların çarpımı da 30 oldu. 1995'ten 1994'ü çıkardım. 1 yaptı. Bana sonucu çift olanları sormuş. 6 var, 30 var. 2 tanesi çift sayılır. Geldik tek ve çift olma durumuyla ilgili bir yorum sorusuna. Arkadaşlar kesirli bir ifadeyi bir sayıya eşitlemiş ve bana aşağıdakiler hangisi daima doğrudur diye yorum yapmamı istemiş. İçler dışlar yapıyorum. Malum kesirli bir işlem gördüğünüzde ilk işiniz içler dışlar yap, çarpımı yapıp paydadan kurtulmak olsun. 3A artı B eşittir. C ile 2'yi çarparsam 2C. Burada şuna çok dikkat edin. C tek de olabilir, çift de olabilir. C'nin ne olduğu hiç önemli değil ama C'yi 2 ile çarptığınız anda sonuçta 2 çift olduğu için sonuç daima bir çift sayı olacak. Bu da şu anlama geliyor. 2C çifttir. Ama ama C tek de olabilir, çift de olabilir. Bu yüzden daima doğru olanı arıyorsam hiçbir seçenekte C'nin olmaması lazım. Hiçbir seçenekte C'nin olmaması lazım. Şimdi dikkat. İçinde C olan B ve C seçenekleri vardı. Bunları eledim. Kaldı A, D ve E. 3A artı B'nin sonucunun çift olduğunu biliyorum. Toplamın sonucunun çift olmasının tek yolu var. A ile B'nin ikisi de tek veya çift olma durumu açısından aynı olacak. Yani A tek iken B tek, A çift iken B çift olacak. A tektir demem daima doğru olduğu anlamına gelmez. Tek de olabilir, çift de olabilir. A çarpı B tektir demiş. Tekle teki çarptığımda tek olur ama çiftle çifti çarptığımda sonuç çift yapar. Daima doğru değildir. E seçeneği kaldı geriye sadece. A artı B çifttir demiş. Tekle tekin toplamı evet çift. Çiftle çiftin toplamı evet çift. Bu yüzden doğru seçenek E seçeneğidir. Geldik tek ve çift sayıların en son örneğine. 7 tane tam sayının toplamı tek olduğuna göre bu sayıların en çok kaç tanesi çift olabilir demiş. Şimdi ben 7 sayının içerisinde olabildiğince çok çift sayı alacağım. Ama bu 7 sayının toplamı tek olacak. Burada şuna dikkat. Bir çift sayıyla bir çift sayının toplamının çift olduğunu biliyorum. Ben buna bir çift sayı daha eklersem gene çift olur. Bir tane daha ekledim gene çift oldu. Bir tane daha ekledim gene çift oldu. Şu an 5 sayı aldım. 5 sayının toplamı çift. 6.'cıyı da aldığım anda sonuç gene bir çift sayı olacak. Ben buradan sonra 7. sayı olarak çift sayı seçersem 7 tane çift sayının toplamı çift yapacak. Ancak 7. sayıyı tek aldığım anda 6 tane çiftin toplamı çift, 1 tane tek sayı eklersem sonuç tek sayı yapacak. Bu yüzden en çok 6 tanesi çift sayı ola